Oha diyorum, kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Melih. Bugün elimde çok enteresan bir ürün var arkadaşlar. Yalan makinesi diye sipariş ettik biz bunu. Shocking Liar diyor. Yalan söylediğimizde bize elektrik çarpıyor şuradaki sensörlerden. Ben bunu denemek için Melih'i çağırdım. Melih biliyorsunuz benim kurbanım. Melih'le bunu birlikte test edeceğiz. Bakalım gerçekten makine doğru söylüyor mu? Melih'cim, aletin bu yalan makinesinin çalışma prensibi şu. İlk önce elimizi buraya takıyoruz şu şekilde sıkıca. Tamam. Şöyle şu sensörlere dokunuyoruz şuradan arkadan da. Yalan makinesini çalıştırdım. Şöyle bir resetledim. İlk önce makineye kendimizi analiz ettiriyoruz. Ben Cem Korkmaz, Bursa doğumluyum. 1987 19 Ağustos'ta doğdum. Mithatpaşa İlköğretim'de, daha sonra Bursa Erkek Lisesi'nde falan okudum. Şu anda Oha Diyorum'un sunuculuğunu yapıyorum derken analiz tamamlandı. Şu an doğru söyleme şeklini mi analiz sanırım, etti? Sanırım öyle oldu. Şimdi bakalım ne olacak. Ben sana bir soru sorayım o zaman tamam, şimdi. Sen bas o zaman analize de. Hayattaki en büyük korkun nedir? Böceklerden çok korkarım. En büyük korkum böcekler. En korktuğun böcek nedir mesela? En korktuğum böcek akrep. Tamam. Doğru diyor. Evet. Yani burada aslında zaten bir şey var. Lie, truth, yani yalan ve doğru. Seninki doğru 5 bilim evet, var galiba. Şurada 2 çizgili evet, bir doğru. Doğruya çok yakın yani. Demek evet. ki akrep olmasa bile başka bir şey çok. Yani o minvalde genellikle evet. hepsinden doğru. korkuyorum. Peki bu sefer yalan bir şey söyle. Bakalım ne olacak? Dur bakayım. Tamam. Hayatta en sevdiğin şey nedir? En sevdiğim şey pırasadır. Pırasa. Evet, pırasadan çok hoşlanırım ben. Ay bak, yalana doğru. Evet, bir yalana tane doğru bir kırmızı oldu. Ama elektrik oldu. Vermedi. Demek ki o kadar nefret etmiyorsun pırasadan. Evet, pırasadan çok nefret etmiyor. Yani yerim yani. Sevdiğim peki daha mi? Büyük bir yalan söyle abi. Ben 75 yaşında bir avukatım. Hukukçu. Makine basıldı. Abi niye makineyi kırdı? Elektrik tamam, elektrik veriyor tamam. O kadar veriyor elektrik. Bayağı verdi ya. Yapma ya. Ver bir kere ben deneyeyim ya. Evet, şimdi Melih'i bir analiz ettirelim. Sorularıma cevap ver Melih. Tamam. Adın nedir? Melih. Doğum yerin? İstanbul. Kaç yılı? 1985. Hangi ay? Eylül. Gün? 10. Burcun? Başak. 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 Evet, hala analizimiz bitmedi mi? Bitmemiş. Başka bir şey var tek mı? Tek kardeşim abi tamam. Ha tamam. Şimdi evet, Melih'i de analiz ettiğimize göre sorularıma geçebilirim. Tamam. Üniversite okudun mu? Üniversite okudum. İşletme okudum. Bölüm olarak da işletme okudum. Bakalım ne diyecek? Koç Üniversitesi'nde okudum. 2004... Tamam. Abi ama yalan diyor. Ufaktan yalana yakın ne ufak diyor. Yalan ya? Yalan falan yok abi. Bir de istiyorsan şey yapalım. Bayağı yalan söyleyeyim. Bakalım ne olacak? Tamam, bir de öyle deneyelim bakalım. Mesleğin nedir? Ben inşaatçıyım. Geceleri inşaat yapıyorum. Biz 15 saat 16 saat falan vardiyayla çalışıyoruz. Oğlum bu da yalan diyor. O da yalan, bu da yalan. Melih ne derse doğru çıktı. Bakalım son bir şey daha. Söyle ki, en sevdiğin yemek. En sevdiğim yemek sushi, ama sushi gerçekten seviyorum. Yalan değil. En sevmediğim yemek. Abi ben yemek ayırt etmiyorum çok ya. Ayırt etmiyorum çok ya. Abi doğru söylerken çarptı ya. Doğru. Felaket çarptı ya. Elinde kaldı senin. Abi bir de doğru söylerken çarptı. Bu arkadaşlar, bu yalan makinesi kendisi yalan zaten makinenin. Biz bu makinenin testini geçebildik mi bilmiyorum ama makine bizim testimizi geçemedi. Kesinlikle gördüğünüz öyle. Gibi. Kimi zaman doğru söylediğimizde yalan söyledin dedi, yalan söylediğimizde doğru söyledin yalan dedi. Yalan makinesi yani bildiğin yalan komple makinesi. Komple yalan makinesi evet, bizi çarpmak için elinden geleni yaptı. Doğru valla. Bir Ohamet sever ya. Biliyorsunuz biz deneylerimize, videolarımıza Oha üzerinden puanlar veriyoruz. Ben bu yalan makinesine az Oha veriyorum. Çok yalancı olduğu için o da hak etti bence. Evet, hak etti bence yani. De hak etti. Bu arada arkadaşlar, eğer izlemediyseniz, sıcak su ile soğuk su neden birbirine karışmıyor adlı videomu tam şuradaki linki tıklayarak izleyebilirsiniz. O da ilginizi çekecektir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Oha Diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.